Buyurun. Здравствуйте, уважаемый Фатих Терим. У меня вопрос по игре Галатасараев в чемпионате Турции. Мы видим команду, которая старается играть доминирующий футбол, прессинг, высокий процент владения, второй в лиге, первое место по количеству ударов. А в Лиге Европы мы видим Галатасарай больше контратакующий, играющий организованно от обороны. Какой Галатасарай мы видим завтра? Контратакующий был с учетом силы Лацио Марселя или, в принципе, в Лиге Европы Галатасарай все-таки будет играть больше от соперника? Спасибо. Эльвин Керимов, Матч ТВ-ден. Hatırlıyorsunuz 3 sene önce de söylemiştim Rusya'nın en ünlü Galatasaraylı adamı. Evet, maçla ilgili Türkiye Ligi'nde Galatasaray pres yüksek top oranla oynuyor. Yani topla daha fazla oynuyor. Yani domine hep. Yarınki maç nasıl olur? Yani yarınki maçta Lazio gibi, Marsilya gibi kontrak mı oynarsınız yoksa kendi Türkiye Ligi'nde oynadığınız maçı mı oynarsınız? Yani topla daha fazla atak olarak. Herkese iyi geceler. Aynı şekilde arkadaşımızın sorduğu soruyu bize iyi tanıdığını gösteriyor. Oyunumuzda muhakkak ki bazı küçük dokunuşlar olacaktır ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı yaptığımız oluyor. Zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor ama oyun anlayışımız devam edecektir yarın da. Yeni hocamız, Alman hocamız Markus Gisdol'da aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş bizim için. Galatasaray çok baskı yapıyor ve taktik disiplinden hiç kopmuyor gibi. Dolayısıyla oyun anlayışımız aynı devam edecek. Lokomotif'e gelince, Lokomotif Moskova'yla yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor. Bazen biz burada yeniyoruz, onlar bizi orada yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Yaptığımız analize göre Lokomotiv Moskova hoca değişikliğine uğradı bizim maçtan önce. Bu sene aşağı yukarı Türkiye Ligi'nde de bazen oynayacağımız takımlarda hoca değişikliği oluyor bizden önce. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha ileride olacaktır zaman içerisinde. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz. Analizde de oyuncularıma ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim. Судя по вопросу, видно, что хорошо знает нашу команду корреспондент Матч ТВ. Небольшие корректировки, конечно, в игре будут, но сильно менять мы свою игру не будем. Будем играть в свою игру и завтра, и всегда. Также вот главный тренер Локомотива Маркус Гизель также примерно также сказал, что вот Галатасарай играет в футбол с большим владением мяча и старается прессинговать, атаковать. Мы с Локомотивом вообще, в принципе, не чужие команды, постоянно встречаемся в Лиге Чемпионов, в Лиге там, Европы. Также мы были на открытии стадиона Локомотива. Мы считаем, что Локомотив хорошая команда, у Локомотива есть хорошие игроки. И мы считаем, что Локомотив будет выше, чем он сейчас в своей лиге. Ayrıca sorusuna, son sorusuna da cevap vereyim. Muhakkak ki kendi liginizde oynadığınızla Avrupa Ligi'nde oynadığınız farklı oluyor. Yani seviye de farklı oluyor. Bazen güçler de farklı oluyor. Dolayısıyla bazı değişiklikler, bazı küçük oynayışlar takım üzerinde olabiliyor. Да, конечно же, в своей лиге и в Европе мы можем играть чуть по-разному. Это зависит от силы соперника и от многих других факторов. Но вот.
Hocam, başarılar öncelikle. Erman Gönüşen, TRT Spor. Lider Galatasaray, yarın kazanmanız halinde grubun matematiğini düşünüyorsunuz. Artık yol yarılandı diyebilir miyiz? İlk sorum bu. İkinci sorum, Muhammed gollerine devam etti son iki maçta milli takımda da. Cagney'in taraftarın büyük bir sevgisi vardı. Halil zaten gençliğiyle ve potansiyeliyle bu kadro içerisinde. Santrafor için kararınızı verdiniz mi? Yarınki maç için. Birinci sorunla başlayayım ben. 4 puanla biz öndeyiz. 3-2-1 diye herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha 3. maçı oynayacağız. 1-3 var da daha var demektir bu. Ama beraber kaybetmememiz halinde ki kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde dahi Lokomotif'in iddiası bir hayli geriye düşebilir. Bizim iki tane de evimizde oynayacağımızı düşünecek olursak, kağıt üzerinde tabii. Ben hep bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak adettiğim için burada her şey olabilir demektir. Her rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz. Duymalıyız da zaten. Hepsi de önemli kulüpler. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Özellikle Avrupa'da. Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği, hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı açık. Kaybedersek de Lokomotif'i devreye alacağız. O da devrede olacak. Biraz karışacak. Çünkü Marsilya Lazio maçından ne haber geleceğini bilmiyoruz. Ama ne gelirse gelsin, birinci gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Yani grup ilk çekildiğinde bu grup her şeye açık. Burada her şey olabilir demiştim. O şekilde devam ediyor bence. Kimse hiçbir şeyden kopmadı. Henüz herkesin iddiası var. Sonuna kadar da böyle gidecek diye düşünüyorum. İlk üçe eğer kazanırsak yarın Allah nasip ederse büyük ihtimalle ocağı görürüz diye düşünüyorum. Aksi takdirde de zaten diğer maçların bizim için böyle bir an gelecek ki kazanmaktan başka bir şeyin olmadığı anlar gelebilir yani. Kazanamazsak. Ama şu ana kadar iyi gidiyoruz. Orada iyi oynuyoruz. Gerek Marsilya gerek Lazio maçlarında iyi oynadık. İkinci sorunuza gelince bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Pazar günü maçtan sonra da söyledim. 17 maç oynamışız. Şu ana kadar geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var. Zaman zaman diğer bir arkadaşımız, bazı maçlara göre diğer bir arkadaşımız, hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Muhakkak ki karar verdim tabii ki. Çoktan karar verdim de. Ama şu veya bu demeyeceğim. Çünkü fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Saşa eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak, ağır bir sakatlık yaşamamak da buradan herhalde atletik performans ekibimize, Scott'ın başında ve Doktor Yener İnce'nin başındaki sağlık heyetine teşekkür etmem gerekiyor. 3 güne 4 güne bir maç seyahatler, gördüğünüz gibi yüksek rakımlı yerler. Şimdi biraz evvel kar atışı başladı. Bizim maçımız yarın 22'de, şu an saat 6.30'a doğru gidiyor. Neden o saatte oynatılır onu da anlamam. 5.30'da oynuyor bugün Spartak Moskova. Biz yarın 10'da oynuyoruz. Bu tip yerlerde erken oynamak daha doğru değil mi? Zaman zaman bizim federasyonumuza bazı şeyler söylüyoruz ama buradan UEFA'ya da
böyle bir mantığı da çok anlamış değilim, onu da söyleyeyim yani. Futbolun şartları neredeyse ona göre hareket etmek. Hayır, bugün 5-3'te olmasa eyvallah. Bunu da ben senin soruna eklemiş olayım. Вопрос, два вопроса звучало. Как вы оцениваете завтрашний матч, если вот выиграете, что вы смотрите на турнирную таблицу, в которой вы сейчас лидеры, и какой результат будет вам по душе? Ответ на вопрос. Да, мы лидеры, там у команд, у нас 4 очка, у остальных команд 3, 2 и 1. Понятно, что если мы выиграем, у нас будет большое преимущество. Если не выиграем, также я буду считать, что это нормально, там, достаточно неплохо. Но если проиграем, конечно, Локомотив уже тоже будет иметь большие шансы на выход из группы. Но мы все команды уважаем, мы вообще считаем, что эта группа Лига Чемпионская. Вот. На вопрос второй, кто будет форвардом, потому что в последнее время и Мбайе Диан, и Мухаммед, и Халиль Дервишоглу играют хорошо. Фатих Терим говорит, что они сыграли уже очень много матчей, всех игроков хотим использовать, никого не хотим терять. Конечно же, я знаю, кто будет завтра играть, давно уже решил, понятное дело, что сейчас это вам не скажу. У нас, в принципе, состав весь здоровый, кроме Арда Турана и Саша Буэ. Ну и еще один маленький момент. Непонятно, почему игра будет так поздно в таком холодном месте. Если «Спартак» играет там в 5:30 или 6:30, мы играем почему-то так поздно. Не совсем понятна позиция УЕФА в этом плане. Hocam Demirören Habercansın, Serhan Türk. Ülkemizin adını duyurma yönündeki başarılar diliyorum Avrupa Kupalarında sizlere. Namalip geliyorsunuz ve lider konumdasınız şu an. Erman'ın sorusundan pas alarak şunu sormak istiyorum hocam. Bir teknik adamın istediği özelliklerden birisi forvet oyuncuların hepsinin formda olması ki keza Halil, Muhammed ve Cagne'nin formda oluşu. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Siz bize yapmış olduğunuz sohbet toplantılarında da Mustafa Muhammed kendi bonservisinin alınmasını kendisi sağlayacak demiştiniz. Mustafa Muhammed bu kıvama geldi mi? Galatasaray'ın geleceğinde Mustafa Muhammed'i görecek miyiz? Fatih Terim'in ileriye dönük gençlerden kurduğu takımda Mustafa Muhammed olacak mı hocam? Evet, teşekkür ederim iyi dileklerini. Valla onları kazanmak çok kolay olmadı açıkçası. Böyle devam etmeler, daha henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Yani onlar her dakika gol atabilen oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki ben daha iyi olmalarını bekliyorum. Çalışıyorlar. Mustafa da gol atıyor, gollerle buluşuyor. İnşallah daha da goller atacak. Attıkça da bizim Ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. O niyetle biz Mustafa'yı zaten izledik, izlettik, aldık. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum. Ama bir oyun anlayışı içinde bazen hepsine şans veremiyoruz. Ancak az da olsa, çok da olsa hepsi şans buluyor. Ve herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan direkt konsantre olmaları da hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bir takım oyuncusu gibi. Daha zamanımız var ama iyi gidiyor Mustafa, memnunum ya. Мечта тренера в том, чтобы форварды были всегда в хорошей форме. И частный вопрос про Мустафа Мухаммеда. Вот есть слухи, что он может уйти. Поэтому вопрос, будет ли он в следующий период и вообще, как довольны ли его формой. Фатих Терим отвечает, что он игрокам доверяет, они все стараются, они очень хороши сейчас, но он уверен, что игроки могут быть и лучше, забивать еще больше голов там каждую минуту практически. Мы долго следили за Мухаммедом и купили, довольны им, но у нас есть время подождать еще большего прогресса. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yoksa teşekkür ederim. Еще вопросы? Добрый день. Глеб Томашевский, sportbox.ru. Вопрос такой. На
предматчевой пресс-конференции своей Маркус Гиздель сказал, он сравнил вас с лисой. Вы действительно такой же хитрый, как это животное? И что вы, в свою очередь, можете сказать про Маркуса Гизделя и про его игровые принципы? Kendi şey lokomotif takım teknik direktörü Marcus Gisdol sizi tilki gibi bir teknik direktör diye kurt. Algılamış. Evet, kurt öyle de söyleyebiliriz. Tilki, kurt. Bakalım öyle gidiyoruz. Yani Rusya'dan şey tilki evet. Tilki. Yani evet. Hileli o kadar bir teknik direktör müsünüz? Ve Marcus Gisdol hakkında neler düşünüyorsunuz? Onun oyun prensipleri prensiplerini biliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ederim benim hakkımdaki düşünceleri için. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni bir takım, yeni bir hoca. Almanya'dan tanıyorum tabii ki kendisini. İyi bir hoca. Muhakkak ki hoca değişiklikleri takımlara hep pozitif yansır. O da gelir gelmez bence takımdaki değişiklikleri birinci maç bir maçta oynasa bizim seyrettiğimizde ufak tefek değişimlerin sinyallerini gördük. Başarılar diliyorum. İyi bir hoca olduğunu biliyorum Almanya'da. Schalke dahil birçok takımda çalıştı. Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum meslektaşıma. Спасибо ему за мнение обо мне. Я ему желаю, Маркусу Гизделю, удачи в новой команде. В принципе, конечно же, я его знаю по Германии. Он работал в таких командах, как Шальке, и в других командах. Обычно смена тренера позитивно влияет на команду. И мы уже, в принципе, по первому матчу отметили для себя позитивные изменения в лучшую сторону у Локомотива. Еще раз желаю ему удачи. Kurt hocadan kastı da herhalde tecrübeli demek istemiştir. Yo, tabii ki iyi yani iyi algılamış yani kötü değil yani kötü anlamda değil yani iyi anlamda söylemiş tabii ki. Ama evet yani akıllı demek istemiş tabii ki. Akıllı ve tecrübeli yani, demişti. Akıllı ve tecrübeli de. Kendisi de esasında Almanya'da bayağı çalışan bir hoca. Yani Köln'de, Stuttgart'ta, Hoffenheim'da, Schalke'de birçok takımda çalıştı. O da iyi bir hoca. Başarılar diliyorum. Да, Фатих Терин говорит, что он, наверное, имел в виду, что я опытный и умный тренер. В принципе, он сам тоже такой же. Знаем его по Кёльну, по Хоффенхайму, по Штутгарту. Еще раз желаем ему удачи. Спасибо. Спасибо, хорошего вечера.